Evet, selamlar arkadaşlar herkese. Bugün yepyeni bir inceleme ile karşınızdayım. Ecovacs'ın Dibat T9 isimli robot süpürgesini sizlerle birlikte bu videoda detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Biliyorsunuz ben daha önce bir robot süpürge incelemesi yapmıştım. Teknoloji Okulu kanalında çalıştığım dönemde, ki şuradan da linkini koyayım, Anker'in ürününü incelemiştim. O model daha çok giriş seviyesi bir üründü. Bu ise çok gelişmiş özellikleri bulunan, işte mop yapma tutun şudur budur derken bir sürü özelliği olan ilginç bir model. Ecovacs Türkiye'de yeni yeni bilinmeye başlayan bir marka olsa da aslında dünya çapında bilinen ve dünyada milyonlarca ürünü satılmış ve birçok evde de kullanılan aslında bu tarz ürünleri olan bir marka. Ben daha önce onun bir de dikey süpürgesini incelemiştim. Onun da linkini yine yukarıdan bir yerden koyarım. Oradan izleyebilirsiniz. Her zaman yaptığım gibi ben bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Bu tip ürünlerde olduğu gibi standart bir dairesel tasarıma sahip. Bunların bir kısmı biliyorsunuz dikdörtgen ama köşeleri biraz yuvarlatılmış dikdörtgen tasarımda da oluyor robot süpürge. Ama bu daire şeklinde bir tasarıma sahip. Böyle uç kısmında şöyle bir algılayıcıların oldu. Çünkü bu haritalama özelliği var. Onun için mutlaka burada bir kamera vesaire olması gerekiyor. Algılayıcıların olduğu bir çıkıntı yer alıyor. O çıkıntının hemen yanında bir düğmemiz var. Açma kapama tuşu. Ama bu ürün çok farklı bir ürün. Ben bunu çözene kadar birazcık böyle bir kurcalamıştım. Şöyle bir kapağı var. Böyle kaldırıyorsunuz. Bunu detaylarda koyacağım. Göstereceğim. Burada da bir düğmesi var. Bu düğmeden işte on off yapıyorsunuz. Yani ana şalterimiz aslında burada. Buradan 0 ya da 1 yapıyorsunuz. Bir de bir böyle restart, resetleme tuşumuz da var. Ona basılı tuttuğunuz zaman Wi-Fi vesaire ayarları da yine buradan yapılabiliyor. Hani ben bunu ilk böyle ya elime aldığımda anlaşılmıyor burada bir kapak olduğu. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de cihazın bu süpürgenin topladığı tozların şu şekilde bir kutumuz var. Toz torbası da diyebiliriz. Bu toz torbası buradan temizleniyor. Yani alt kısmından değil de buradan çıkartabiliyorsunuz. Bu şekilde bir şöyle rahat bir şekilde yapılıyor. Bir de burada böyle çok güzel bir fırçamız var. Hem toz torbasını hem de bu alt kısımdaki fırçaları da böyle saç kıl tüy falan gibi burada bir kesici bir bıçak da var. O saçları temizlemek için de kullanabilirsiniz. Burada böyle bir aksesuarın olması da güzel olmuş bence. Bunun dışında yan tarafında şöyle bir çekmecemiz var. Bunları detaylı göstereceğim. Bu çekmece normalde eğer kuru süpürme yapmak istiyorsanız bunu takmanız gerekiyor. Bir de bunda güzel bir özellik var. Şöyle bir kapsülümüz var. Bu hava temizleme özelliği var. Bunun detaylarını birazdan söyleyeceğim. Bu kapsülü buraya takıyorsunuz. Ama sadece kuru temizlemede bu kapsül işe yarıyor. Islak temizlemeyi almak için bir paspas modu var. Onun için bakın burada hemen konuştu mesela. Bu konuşabilen bir robot bu arada. Onun da detaylarını söyleyeceğim. Bu arada paspas yapmak için şöyle ayrı bir aksesuar da kutudan çıkıyor. Bunun içine su koyuyorsunuz. Paspas kısmı burada bir motor var. Böyle bir sallanarak yere paspas böyle vurarak hem hareket ediyor hem gidiyor hem de yeri paspaslamış oluyor. Yani hem süpürüyor hem paspaslıyor. Bunun öyle bir özelliği var. Paspas yapacağınız zaman bunu takıyorsunuz. Süpüreceği zaman yani kuru olarak yapmak istiyorsanız eğer. Çünkü paspas yaparken de süpürüyor. Sadece normal kendi şeyini takıyorsunuz. Arka tarafına bir bakalım. Şöyle bir ters çevireyim arkasını. İki tane fırçamız var. Çift yönlü hareket edebiliyor bu fırçalar. Bir de tozların toplandığı bu çöpün vesairenin geldiği bir ikinci bir üçüncü bir fırçamız daha var. Bu da bu yanlardaki iki fırçalar buraya doğru atıyor. Bunlar da bunu temizliyor. Burada iki tane tekerleğimiz var. Bunun dışında burada bir şey yok. Bu çıkartılabiliyor bu arada. Bu büyük olan fırçayı çıkartabiliyorsunuz. Bu arada bu aksesuarlar da şu fırçalar da değişiyor. Bunlarla ilgili detayları da söyleyeceğim birazdan. İki tane kontaktörümüz var. Bu kontaktörler cihazın şarj ünitesine bağlanıyor. Onu da şöyle göstereyim. Şöyle küçük minnacık bir şarj ünitemiz var. Bunu bir odanın bir yerine koyuyorsunuz. 220 volt bağlantısı da var. Onu da yaptığınız zaman cihaz bunu tanıyor zaten. Süpürme işlemi bittikten sonra veya pili azaldığı zaman buraya doğru otomatik olarak gidiyor. Bunun konumunu hafızasında tuttuğunu da söyleyelim. Şimdi bu genel görünümünden sonra bir de bir teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. Ecovacs Dibut T9 akıllı bir robot süpürge. Haritalama özelliği var. Mop atabiliyor yani ıslak kuru yapabiliyor. Oda spreyi özelliği var. True Detect 3D 2.0 teknolojisi, True Mapping 2.0 teknolojisi, Osmo Pro 2.0 paspas teknolojisine sahip. 3000 PA emiş gücü var. Çift taraflı fırçamız var. 175 dakika çalışma süresi. 9.3 cm yükseklik. Bu yükseklik meselesi önemli. 5200 mAh pil. 390 dakika şarj süresi. 180 mililitrelik su kapasitesi var. Eğer paspasını kullanırsanız. 67 desibellik bir gürültü seviyesi var. Ve 420 mililitrelik de toz haznesi olduğunu da söyleyeyim. Fiyatı da 10.499 TL arkadaşlar. Şimdi gelelim bu genel görünüm ve bu teknik özelliklerden sonra kullanım deneyimine. Kurulumu zor mu? Çok zor değil. Ne yapıyorsunuz? Önce şu kapağı kaldırıyoruz. Buradaki
on-off switch'ini açıyoruz. Daha sonra bir uygulaması var. Bunun Ecovax diye bir aynı isimli bir uygulaması var. Onu cep telefonunuza yüklüyorsunuz ve işte eşleştirmeyi şuydu buydu ayarları otomatik yapıyorsunuz. Akabinde de cihazla beraber kullanıma hazır hale geliyor. Önce bir şarja koyup bir süre şarj etmenizi öneririm ben. Şarjı tamamen bittikten sonra evi bir iki kez süpürtmeniz gerekiyor. Bu neden gerekli? Bu tarz ürünlerin tamamında olduğu gibi bir haritalama yapması gerekiyor. Yani evin haritasını size bir çıkartıyor önce. Daha sonra ki bu işlem dediğim gibi bir ya da iki kez bir süpürmeniz lazım evi komple. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki işte temizlik yap, tamamen temizle, zaten sadece şu odayı temizle, sadece şu bölgeyi temizle gibi böyle bir sürü ayar var arkadaşlar. Yani bugüne kadar benim gördüğüm en çok detaylı ayarları olan süpürge bu oldu açık söylemek gerekirse. Çünkü uygulama üzerinden o kadar çok şey görebiliyorsunuz ki mesela şimdi ben şuradan bir yerden koyarım uygulamanın ekran görüntülerinde. O uygulama üzerinden baktığınızda işte şu odayı temizlesin. O odada o ana kadar ne kadarlık alan temizledi, kaç metrekare temizledi, kaç dakika oldu, pil durumu nedir, işte fırçanın durumu nedir, işte ikinci fırçanın durumu nedir, toz haznesinin durumu nedir falan gibi böyle bir sürü detayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani fırçaların durumunu bile işte %97 iyi, %80 iyi, hani veya değiştirmeniz lazım gibi bilgileri de sizlere söylüyor. Veya o fırçanın o durumuyla kaç saat bu cihazı kullanabileceğiniz bilgisini de yine uygulama üzerinden alabiliyorsunuz. Uygulama gerçekten çok detaylı. Haritayı 3 boyutlu çeşitli nesneler koyarak da renklendirebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela burada benim sandalyem var, burada masam var, burada koltuğum var falan. Bunları koyup daha böyle çekici bir hale getirebiliyorsunuz. Haritayı düzeltebiliyorsunuz. Hani burada mesela diyelim ki yaptı ama çünkü şuradaki bakın şurada bir algılayıcısı var ve işte bunu yaptı diyelim ama belki de belli yerleri düzgün yapamadı veya doğru yapamadı. Siz onları düzeltebiliyorsunuz. Peki temizliği nasıl? Şimdi ben temizliğini beğendim. Daha önce de dediğim gibi bir ürün kullanmıştım. Benzer bir ürün ve robot süpürgeleri nasıl temizledin az çok biliyorum. Birçok farklı temizleme yöntemi var. Hani otomatik yapsın diyebilirsiniz ya da şöyle yapsın diyebilirsiniz, böyle yapsın diyebilirsiniz, köşeleri temizlesin falan. Hani böyle bir sürü seçeneği var ama ben otomatik kullandım daha çok. Otomatik de gayet başarılı. Yani ortalama mesela benim salonum vardı. Salonumda daha çok ben kullandım. Hatta sadece salonu temizlettirdiğim alan zamanlarda oldu. Yaklaşık bir yarım saatte falan bütün bir salonu ki yaklaşık benim salonum herhalde bir 10 metrekare falan vardır. Ya da 10-15 diyelim en fazla. 15 metrekarelik bir salonu yaklaşık yarım saatte düzgün bir şekilde temizleyebiliyor. Engellerin etrafından dolaşabiliyor. Yani bir işte atıyorum orada bir sandalye var, masa var, bir şey var. Onun etrafından dolaşabiliyor. 9.3 santim yüksekliği var. Bu da şu anlama geliyor. 9.3 santimden işte 9.4 veya 9.5 diyelim biz. 9.5 santimden daha yüksek olan her şeyin altına girebiliyor. Yani bir sandalye masanız var, bir koltuğunuz var. Onun yüksekliği eğer 9.5 santim veya daha yüksekse, yani ayakların yüksekliğinden bahsediyorum. Onun altına girip temizliğini yapabiliyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bu manada halıların üzerinden geçebiliyor ama kilim gibi böyle ince, çok ince halılarda yani kilim tarzında halılarda biraz toplama yapabiliyor onu söyleyeyim. Bazen üzerine takıldığı oldu mesela benim gördüğüm örnekler. 1,5-2 cm'lik bir halının üzerine rahatlıkla çıkıp üstünde temizlik yapabiliyor. Ve aklınıza gelebilecek her türlü böyle kıldı, tüydü, işte çeşitli partikülleri vesaire çok rahat ve güzel bir şekilde temizliyor. Ben bu şeyi çok sevdim. Bir de konuşuyor az önce hatta işte şey mesela bir daha bir deneyelim. Birçok işlemi yaparken size işte şöyle oldum böyle oldum diye konuşuyor. Bakın şimdi bunu çıkarttık. Burada bir hava temizleme kapsülümüz vardı. Bu da kutudan çıkıyor ama sonra satın alacaksınız muhtemelen bittiği zaman. Ki 60 gün kadar gidiyor. Takıyoruz mesela. Burada mis gibi de kokuyor yalnız. Çok güzel bir kokusu da. Air freshener has been installed. Air freshener has been installed diyor. Yani hava temizleyici takıldı demek istiyor bizlere. Bu şekilde konuşuyor. Her şeyi konuşuyor bu arada. Hani gerçekten de böyle diyor ki işte şunu yaptım, bunu ettim. İşte şarja gidiyorum, şarj oldum. Temizlik bitti, temizlik başladı falan gibi birçok şey yapabiliyor. Ama isterseniz kapatabiliyorsunuz. Hani böyle vır 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 konuşan bir robot süpürge istemezseniz evde kapatabiliyorsunuz bu özelliklerini. Uygulama üzerinden bazı ekstra ayarlar da var. Mesela ben şimdi açayım onları da size de göstermiş olayım. Şimdi uygulamada motor gücünü ayarlayabiliyorsunuz. Motor gücü ayarlı olduğu zaman da ne oluyor arkadaşlar? İsterseniz sessize de ayarlayabiliyorsunuz. Mesela böyle güzel özellikleri de var. Onu da söyleyeyim. Mesela şimdi burada bakıyoruz. Vakum gücü diyor mesela sessiz, standart, maksimum, bir de maksimum plus var. Tabi burada birazcık gürültü oluyor muhtemelen. Bunun dışında baktığımızda su akış seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Yani şu paspaslı modülü taktığımız zaman ki bu paspaslı modül çok güzel bu arada. Böyle ben bunu normal hani sürüp gittiğini düşünüyorum ama öyle değil.
bir yandan giderken bir yandan şöyle şöyle bir hareket yapıyor. Dikey bir hareket yapıyor çok hızlı bir şekilde. Ve bu şekilde yaptığı zaman da ne oluyor? Yere çok güzel bir paspas çekmiş oluyor. Onun da su şiddetini de ayarlayabiliyorsunuz. Düşük olsun, orta olsun veya yüksek olsun diye ayarlama yapabiliyorsunuz. Temizlemede de mesela şöyle bir güzellik de var. 1x var, 2x var. Yani bir kez temizle, iki kez temizle gibi bir opsiyonumuz da var. Bunu bu şekilde de yapabiliyor. Paspaslama tercihini de siz ayarlayabiliyorsunuz. Mesela hızlı fırçalama veya derin fırçalama şeklinde de yapabiliyorsunuz. Böyle hava temizleme özelliğini siz aktif edip kapatabiliyorsunuz isterseniz. Temizlik programı oluşturabiliyorsunuz. Yani şu saatte yapsın, bu saatte kaçsın, bu saatte kapatsın, evden çıktınız, makinenin çalışmasını istiyorsunuz. İşte uzaktan da bağlanabilirsiniz ama bununla uğraşmak istemiyorsunuz. Diyorsunuz ki her gün saat 9'da temizliğe başlasın, 10'da kapatsın, işte ne bileyim akşam da işte 11'de başlasın, 12'de kapatsın gibi opsiyonlar yapabiliyorsunuz. Ben bunları beğendim. Söylediğim gibi oda oda temizletebiliyorsunuz. Bölge bölge temizletebiliyorsunuz. Yani şu bölgeye girsin ama buraya paspas yapmasın diyebiliyorsunuz. Bunun gibi böyle bir sürü akıllı özelliği var. Gerçekten de akıllı yani. Ve bunları çok güzel bir şekilde yapıyor. Haritalamayı ben çok beğendim. Temizliğini, bu akıllı temizlik olayını da çok beğendim. Özellikle uygulamayla olan etkileşimi de çok başarılı. Ve özellikle de böyle hani evde çocuk varsa, kedi köpek gibi hani evcil bir hayvan evde besliyorsanız işte kılları, tüyleri, çocuğun işte yediği yemeklerin artıkları, kırıntıları vesaire mutlaka yerlere düşecektir. Böyle bir cihaz çok da işinizi görecek diye düşünüyorum. Süpürgenin pil ömrüne gelecek olursak yaklaşık 15 metrekarelik bir odada yarım saat yapılan bir temizlik süpürgenin pilinde %15 ila %20 oranında bir azalma oluşturdu. Bu tabii odanın büyüklüğüne, odayı temizleme şeklinize göre değişmekle beraber ortalama bir rakam olarak veriyorum. Sizin eviniz daha büyüktür, odalarınız daha büyüktür. 2 kere, 3 kere, 5 kere temizlersiniz. Tabii ki elbette o zaman pil ömrü biraz daha azalacaktır. Bir evin tamamını herhalde bir şarjla rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Ve gerçekten de ben temizliğini de beğendim. Evde birçok şeyde kullandım. Herhangi bir sorun, herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Hemen tıkır tıkır yapıyor ve çok da hızlı yapıyor bu arada. Yani dediğim gibi 15 metrekare odayı yaklaşık bir yarım saatte temizledi. 3000 PA emiş gücü var. Oldukça da iyi temizliyor. Yani hem çift fırçası var, bir de ortadaki büyük fırçayla beraber. Hani ben hani mesela odaları temizlettiğimde hani şurayı temizlemedi, burayı almadı gibi bir şey görmedim. Ek olarak bu ürünün kutusundan çıkmıyor ama bazı modellerde biliyorsunuz haricen bir çöp kutusu oluyor. Hem şarj ediyor onu hem de çöpünü içine aktarabiliyor. Bu ürün de onu destekliyor. Onu ekstradan aldığınız zaman yaklaşık 30 gün bildiğim kadarıyla, yanlış bilmiyorsam eğer, 30 gün boyunca hani bunun çöpünü değiştirmek zorunda kalmıyorsunuz. Haznesi çok büyük değil, çok küçük de değil. Yani böyle bir ürün için ortalama bir boyutta ve ben yaklaşık 4-5 kullanımdan sonra haznenin dolduğunu gördüm. Hazneyi böyle şuradan çıkartıp temizleyip yerine tekrar takıyorsunuz. Gerçekten de hani pratik ve güzel bir çözüm olmuş. Ecovacs Debut T9. Gördüğüm gibi oda temizleme olayı çok iyi, başarılı, çok beğendim. İsterseniz oda oda, isterseniz bölge bölge temizletebiliyorsunuz. Islak kuru olayını çok beğendim. Bu da çok güzel çalışıyor. Şöyle su var şu anda bunun içinde. Bunun içine su doldurmanız gerekiyor. Bu da mesela 2 kere falan kullandım. Ben yarıya inmiş durumda. Yani biraz böyle buna parfüm vesaire de koyarsanız veya deterjan hafiften ama çok abartmadan deterjanlı bir şekilde yapacaktır. Bu arada onu söylemeyi unuttum. Şu şeyler böyle cırtlı çıkıyor. Bunlar tek kullanımlık. Paketinden çıkıyor. Böyle birkaç tane var içinde. Ben bir kere kullandım. Tam kirlenmediğini düşündüm. 2 kere kullandım. 2'den itibaren kirlenmiş olduğunu fark ettim. Siz hani evin durumuna göre tek seferde de bunları değiştirebilirsiniz. Bunu cırt atıyorsunuz. Yenisini takıyorsunuz. O şekilde kullanmaya devam ediyorsunuz. Böyle bir paspas atma özelliği de var. Şimdi robot süpürgelerle ilgili deneyimlerimden sonra şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Böyle bir ürünü alacaksanız bence paspas atabilme özelliği mutlaka olması lazım. Haritalama özelliğinin olması lazım ve Wi-Fi özelliğinin olması lazım. Bu üründe hepsi var. Ekstradan ne var? Parfüm özelliği var. Odalar mis gibi kokuyor. Bunun dışında büyük çöp haznesine de desteği de varmış. Onu da isterseniz haricen alırsınız. Bir daha da unutursunuz cihazı. Yani nereye koyduğunuzu bile unutabilirsiniz. Bir iki program da yaptıktan sonra zaten bunu her gün böyle aç kapı oynayacağınız bir ürün değil. O çalışır. Siz de keyfinize bakarsınız. Onu da altını çizeyim. Gelelim ürünün fiyatını arkadaşlar. 10.499 TL'lik bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülen bir model bu. Özelliklerine, sunduklarına ve teknolojilerine baktığımda aslında fiyatın normal olduğunu söyleyebilirim. Artık elektronik eşya fiyatlarının uçup gittiği bu günümüzde yani ortalama bir robot süpürgede 3 aşağı 5 yukarı bu rakamlardan aldığımızı belirteyim ki bu özellikleri olanlardan bahsediyorum. Yoksa 2-3 bin liraya robot süpürgeler de var. Hatta bu markanın uygun fiyatlı modelleri de var. Onun da bir tanesini de inceleyeceğim. Ama hani şu da olsun, bu da olsun, paspas da atsın, işte şuraya da bağlansın, Wi-Fi de olsun, oda parfümü de olsun falan dediğinizde 3 aşağı 5 yukarı fiyatlar buraya geliyor. İncelemenin daha sonuna geldim. Bu videoda sizlere Ecovacs Debut T9 robot süpürgeyi anlatmaya çalıştım. Bu ürünle ilgili benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazın.
yazmaktan çekinmeyin. YouTube kanalıma abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama aramızda olmayanlar da var. Kanala abone olursanız çok sevinirim ve beni aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook, TikTok gibi sosyal ağlardan da takip ederseniz çok iyi olur diye düşünüyorum. Bu tarz videoların dışında oralarda da böyle dikey videolar, farklı içerikler de paylaşıyorum. Onlar da size mutlaka fayda getirecektir diye düşünüyorum. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.